Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından iyi akşamlar. Ben Eda Özdemir. Stüdyo New York programına hoş geldiniz. İlerleyen dakikalarda bir Amerika bağlantımız olacak. Fakat öncesinde piyasalara bir göz atalım. Açılışı nasıl yapmış, yön nereye doğru, bir üstünden geçelim. İlk olarak ABD endeksleri geliyor ekranlarınıza ve alım olduğunu belirtelim. Tüm oklar yukarıya bakıyor. Açılışta Dow Jones %1'in üstünde bir primle 31.869,84 puan seviyelerinden seyrediyor. S&P 500 tarafındaki yükseliş %0,90'a yakın ve oradaki seviyede 3870,88 puan gibi bir gidişatta. Nasdaq Teknoloji Endeksine bakacak olursak orada %0,45'lik yine yukarı yönlü bir hareket var ve 12707 puan seviyelerini görüyoruz. Bir de ABD tahvil faizlerine bakalım. Oradaki yükselişte sürüyor diyebiliriz. Özellikle 10 yıllıklardaki yükseliş altın fiyatlarında baskılamaya devam ediyor ve enflasyon beklentilerini tetikliyor diyelim. 2 yıllıklarda %7'nin üstünde bir yükseliş, %0,15 seviyelerini görüyoruz. 10 yıllıklarda %1,85 civarında yine yukarı yönlü bir hareket, seviye ise %1,58 civarında. 30 yıllıklara bakacak olursak oradaki yükseliş de %0,60'a yakın ve %2,29'lukta bir seviye var. Paritelerle devam ediyoruz. Euro dolar ve pound dolar negatif ayrışıyorlar. Şu anki tabloda euro'nun da pound'un da dolar karşısında değer kayıpları var. Euro dolar tarafı %0,30'la aşağıya bakıyor. 1,18 seviyelerini görüyoruz. Pound dolar tarafı ise daha az yüzdeli bir azalışta ve 1,38 seviyeleri de o tarafta kaydediliyor diyelim. Dolar endeksinin yönü yukarıya doğru 92,16'ları görüyoruz. %0,26'lık bir yükselişle beraber. Doların yen ve İsviçre frangı karşısında ise yukarı yönlü hareketleri var. Benzer yüzdelerle yukarıda iki paritede ve dolar yen tarafı 108,78 seviyelerinden ilerliyor. Dolar İsviçre frangı tarafı ise 0,93 gidişatında. Bir de kripto paralara bakalım. Burada da alım olduğunu söyleyelim. Bitcoin 51.099 dolar 55 sentten işlem görürken %3,96'lıkta bir yukarı yönlü hareketi söz konusu. Bitcoin Türk Lirası tarafında da yine aynı şekilde yön yukarıya doğru %6,63'lük bir yükseliş var orada da. 393.143 Türk Lirası gibi bir de gidişatı var. Bir diğer kripto para Ethereum'a da bakalım. Oradaki yükseliş %13,95 oranlarında ve Ethereum an itibarıyla 1747 dolar 6 sentten işlem görüyor. Evet değerli izleyenler, şimdi programımıza, konuğumuza devam ediyoruz ve Florida'ya gidiyoruz. Araştırmacı akademisyen Doktor Bülent Yavuz bizlerle. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Aşı çalışmalarıyla ve Amerika'da özellikle pandemi sürecinin gidişatıyla konuşarak başlayacak olursak sohbetimize, hastalıkları kontrol önleme merkezi CDC'nin verileri var ve pazar günü itibarıyla iki doz aşı olan, iki aşamayı da tamamlayan nüfusun 30 milyonu aştığı, 30.686.881 insanın iki dozu da olduğu verisi var. Biden dönemiyle beraber aşı çalışmalarının hız kazandığını konuşuyorduk zaten çokça programlarımızda. Öte yandan tek doz uygulamalı Johnson & Johnson aşısı da geçtiğimiz günlerde Amerika'da onaylandı. Bu da yine sürecin önemli bir ayağı olarak tamamlandı. Aşı çalışmalarından yola çıkacak olursak tüketici nasıl etkilendi bu dönemde? Tüketici özelindeki yansımalarını ve aşı çalışmalarının Amerika'daki genel atmosferdeki yerini siz nasıl değerlendirirsiniz? Sayılara baktığımız zaman biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri COVID vakalarında dünyanın en önünde geliyor. Ve bu sayı 30 milyon seviyelerine çıkmışken iki doz aşı olan kişilerin de aynı seviyelere çıkması sevindirici bir durum olarak gözüküyor. Kişi başına aşı yapılmasında Amerika şimdi büyük devletler arasında yani nüfusu 50 milyonu aşkın devletler arasında İngiltere'yi arkasından ikinci olarak gözüküyor. Üçüncü ülke de Türkiye. Bu bilhassa G20 ülkeleri arasında. Bu da Türkiye açısından da sevindirici bir haber. Amerika'daki durumdaki tüketicinin olaya bakışında bir
iyimserliğe doğru gidişi araştırmalarda görüyoruz. Şöyle şimdi Ocak ayı başında hemen 6 Ocak ayaklanmalarının ertesinde günlük vaka sayıları 300 bine ulaşmıştı. Çok yüksek bir rakam. Şu anda o sayılar 40 bine indi. Bu 40 bin sayısı da geçtiğimiz Eylül ayı sayısıyla eşdeğer gibi gözüküyor. Yani bir iniş var fakat bu iniş bir platoya doğru evriliyor. Bunun da önemli sebeplerinden bir tanesi hem varyantların devreye giriyor olması hem de bazı eyaletlerde bir relaksasyonu görüyoruz maske konusunda. Tabii doğru değil. Fakat öte yandan da Biden'ın Mayıs ayı sonuna kadar her yetişkinin aşı olacaktır ifadesi çok önemli bir moral verdi. Araştırmalara baktığımız zaman COVID'in başlamadan önce sorulan, yani her ay sorduğumuz bir soru vardı tüketicilere. Finansal olarak kendinizi geliştirecek bir durumda mı görüyorsunuz ileride yoksa pesimist mi görüyorsunuz şeklinde. Bu sayı genellikle %40 olumlu, %20 olumsuz gelirdi. Geri kalanlar da ortada cevap verirdi. O bantlarda dalgalanmalar olurdu. Covid'in ortaya çıkmasından 2 ay sonra bu tersine döndü. Yani finansal olarak kendi durumundan endişe edenlerin sayısı %40'a, iyimser olarak görenlerin sayısı %20'ye indi. Ve bu mihvalde 2020 yılında bu trendden devam ettik. Şimdi son 2 ayda gördüğümüz en önemli sapma yine olumsuzların yaklaşık %30'a indiğini görüyoruz. Ve de olumlularda çok önemli bir artışı da görüyoruz. Hı hı. Bu tabii bütün tüketici trendlerine yansıyor aynı zamanda. Bir de COVID sırasındaki en önemli korkulan faktörler, yani anksiyete yaratan faktörlerin başında işi kaybetme korkusu geliyordu. Hı hı. Burada başta Zoom olmak üzere işte uzaktan yapılan konferansların bunu hafifletmekte çok büyük bir etkisi olduğunu biz araştırmalarda çok net olarak görüyoruz. Şirketlerin kişilere, çalışanlara işlerini kaybetmeyeceklerini yeter ki verimlilikte bir düşüşün görülmemesi şeklinde yaptıkları mesajlar çok doğru netice verdi. Ve belki son 12 ayda çıkan en önemli neticelerden bir tanesi uzaktan çalışma sistemleri, uzaktan çalışma pratiğinin verimlilikte bir düşüşe yol açmadığını çeşitli seviyelerde, çeşitli veriler göstermiş vaziyette. Bu da kişilerde bu sefer yaşam tarzı ve de yerleşim noktalarında değişiklik yapma düşüncesine doğru itiyor. Örneğin Florida gibi eyaletlere çok ciddi bir emlak akımı var. Emlak satın alma ve yerleşme akımı var. Zira daha büyük kalabalık iş merkezlerinde ki Güneydoğu'da veya Chicago bölgesindeki merkezlerdeki şartların, hayat şartların hem vergilerin daha fazla olması hem iklim şartlarının daha zor olması ama iş olanaklarının oralarda çok daha fazla olması insanları orada, yani genç nüfusu orada tutuyordu. Şimdi emekli nüfusa ilaveten çalışan genç nüfusta da bir hareketlenmeye görüyoruz. İşte düşük vergili Florida eyaleti bunun en başında geliyor. Hem iklim olarak da müsait hem yaşam pahalılığı açısından da olumlu bir yer. Dolayısıyla bu gibi trendler yeni trendler olarak karşımıza çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde.
diyebiliriz. Evet, Bülent Bey, bir de ekonomik çalışmalara bir başlık açacak olursak, bu bağlamda 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketi de epeydir gündemdeydi. Senato'dan geçti fakat oradaki asgari ücreti 15 dolara saatlik çıkarma maddesi takıldı Senato'nun engeline ve onaylanmadı. Fakat Joe Biden'dan 1400 dolar sözü geldi. Pek çok Amerikalının bu 1400 dolarlık kişisel yardıma erişebileceğinin sözünü verdi. Ve son gelişmelere yine baktığımızda Fed de aynı zamanda maaş destek programını uzatacağını açıkladı ve 31 Mart'tan 30 Haziran'a kadar bu süreci uzattığını duyurdu. Ek destekleyici bir gelişme de bu oldu. Öte yandan baktığımızda tahvillerdeki özellikle yükseliş son dönemde oldukça gündemde ve orta vadedeki bu enflasyon beklentileri tahvil fiyatları yukarıya gidiyor, getirileri ve faizleri, fakat talep az ve Fed Başkanı Powell endişelere ortak olduğunu söylüyor ve piyasalar bunu olumsuz karşılıyorken bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ciddi bir enflasyon olacağını, enflasyonun korkulacak derecede yükseleceğini düşünmüyorum şeklinde de bir açıklamaya yer verdi. Amerika'nın içinde de otoritelerde farklı sesler, görüş ayrılıkları hakim hala. Ama genel çerçevede baktığınızda ekonomik çalışmalara, siz nelerin altını çizersiniz ve özellikle bu dönemde yapılan çalışmaları nasıl çerçevelersiniz? Şimdi enflasyon konusunda Amerikan halkı Janet Yellen'den tam hemfikir değil. Zira %60'ın üzerinde kişiler enflasyondan ciddi şekilde korktuğunu ve önümüzdeki dönemde enflasyonist baskıların olacağını düşünüyor. 60'a 40 buradaki oran. Ama öte yandan da 1,9 trilyon dolarlık yardımı halkın %75'i destekliyor. %67'si de, yani her 3 kişiden ikisi de bu yardımın derhal devreye girmesini destekliyor. Yani Amerikan halkı hem yardım istiyor hem enflasyondan ciddi olarak endişeleniyor. Yani halkın bakışıyla esasında siyasetçinin bakışı arasında bir paralellik de görebiliyoruz. Bu 1,9 trilyon dolar, yani sonuç olarak da Amerikan halkı tarafından destekleniyor diyebiliriz. Hı hı. Karşı olan kişiler yardımın önemli bir kısmının boşa gideceğini, daha doğrusu yardımı hak eden kişiler yerine kurumların ve de devlet mekanizmalarının alacağını ve de bir sosyal devlet, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir sosyalist devlet uygulamasına geçilecektir şeklinde itiraz eden, bilhassa cumhuriyetçi kanatta yükselen sesler mevcut. Hı hı. Bülent Bey, bir de son bir gelişme olarak yine Joe Biden'ın 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel iki kararname imzalayacağı bilgisi var. Ekonomik alanlarda erkeklerle kadınların eşit olması doğrultusunda iki kararnameyi imzalaması bekliyor bugün. Bunu seyircilerimizle paylaşmış olalım. Ve kripto paralar tarafına bir başlık açalım. Orada Goldman Sachs'ın yeni bir anketi yayınlandı ve Bitcoin'in çok ileri seviyelerde aşabileceği, rekor seviyeleri 50 bin doların da çok daha üstüne bulabileceği ortaya konuldu bu ankette. Ve ilginç bir veri de katılımcıların, Goldman Sachs'a mensup buradaki tüketicilerin %40'ının kripto parada da yatırımları olduğu ortaya çıktı. Şu anki oradaki hareketlilikleri nasıl değerlendirirsiniz? Tabii bu kripto paralara yoğun bir ilgi var. Bu da devam edecek gibi. Bunun da tabii karşısında yani devletlerin bu dijital parayı öne sürmesi bekleniyor. Bu konuda çok yoğun çalışmalar var. Kripto paraların ticarette getireceği avantajların yanında önemli dezavantajlar da getirdiğini devletler savunmaya başladı. Yani burada esasında yatırımcı ve kişi ile devletler ve de merkez bankaları arasında giderek açılan bir makastan bahsedebilmek mümkün kripto paralar konusunda. Tabii bu dijital paranın ne şekilde hayata geçeceği ve uygulamalarda ne şekilde etkili olacağı bir ayrı bir başlık. Bunu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Fakat Bitcoin çok spekülatif bir hadise ve birçok kişi şu andaki yükselen
bu borsanın yükselen durumunun sonuçta bir balon olduğunu ve patlayacağını ve Bitcoin'in de bunun önemli bir ayağı olacağı şeklinde savunan yani olumsuzlar da bir hayli fazla piyasada, bunları da duyuyorsunuz. Bülent Bey, siz de pandemiyle beraber hayatımıza giren toplantıların online ortamdan sürmesini sağlayan Zoom'a işaret ettiniz. Evet. Bunun yanı sıra çalışma stilleri değişti. Artık işe gidilmeden de pek çok işin, pek çok alanda yürüyebileceği, yürütülebilmesi için gerekli şeylerin yapılabileceği ortaya konmuş oldu. Pandemide de yeni bir döneme girdik aslında. Aşı haberleri de artıyor, tedari de hızlanıyor. Ama bu alışkanlıkların hayatımızda kalıcı bir yer edineceğini söyleyebilir miyiz? Pandemi sonrasında iklim değişikliğinin yanı sıra hangi konulara odaklanıyor olacağız? Ve alışkanlıklar olarak baktığımızda belli başlı alışkanlıklar oturup evrilmeye devam edecek mi sizce? Şimdi şöyle, eğer alışveriş yapmak için bir AVM'ye gitmeden tatmin edici bir sonuç alabiliyorsanız, bunu da pandemi sırasında görmüşseniz, bunun kalıcı olma ihtimali yükselmeye başlıyor. Aynı şekilde telemedicine burada diğer başka bir husus. Çünkü doktora gitme yerine telemedicine üzerinden birçok sorununuzu halledebiliyorsunuz. Bunun da kalıcı olma ihtimali bir aylık yükseliyor. Biraz evvel zaten yerleşim konusundan bahsetmiştik. Bir diğer konu da mesela paket alpenisi çok öne çıkmaya başladı birçok üründe. Bir paketin içinde ne olduğundan daha ziyade paketin görüntüsü, örneğin Burger King ile McDonald's arasında bunu görüyoruz. Burger King'in çok basit bir paketi, dış yüzey paketi, albenisinin yüksek olması ona olan şu anda ilgiyi daha fazla arttırmış vaziyette. Bu gibi yani tüketici ile ürün arasındaki arayüzlerdeki değişimlerin bir kısmının kalıcı olması beklenebilir. Hı hı. Öte yandan da tabii sokağa çıkıp işte seyahat etmek isteyen, normal hayata dönmek isteyen kişilerin varlığı yadsınamaz. Bu talep de çok yüksek boyutlarda. Ama şunu söyleyebiliriz, yani iş pratiğinde, iş yapma pratiğinde ki kolaylıklar, yani evden işi götürme noktasındaki kolaylıklar, insanların artık kolay kolay şey yapmayacağı, vazgeçmeyeceği bir alışkanlığa doğru da dönüşebilir. Tabii burada fix costların, sabit maliyetlerin daha düşük bir noktaya gitmesi ihtimali de bu olanak da şirketler için son derece cazip oluyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Zira ofis maliyetleri çok yüksek. Ama evden yapılacak olan aynı şeyi siz evden yapıyorsanız bu maliyetlerde de çok ciddi bir düşüş oluyor. Verimlilikte kesinlikle bir düşüşün olmadığını gözlemliyoruz evden çalışmada. Bu yani çok çok önemli, altı çizilecek olan en önemli bulguların başında geliyor. Evet, Bülent Bey, buradan bir de Türkiye-Amerika ilişkilerine bakacak olursak S-400 konusundaki görüşmeler, müzakereler sürüyor. Güncel olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi, ona göz atalım. Kalın, ilk anlaşmayla ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası, aynı anlaşmanın değişik aşamalarda uygulanmasıyla ilgili süreç işliyor şeklinde konuştu. En son Türkiye tarafından dile getirilen bir Girit modeli örneği vardı, uygulanabilir mi tekrar konuşmaları yükseliyordu. Nitekim sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz ve bu Girit modelinin henüz bir geri dönüş almadığını da belirtebiliriz. Başkanlar henüz Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında da bir görüşme gerçekleşmedi Joe Biden başkanlığa geldikten sonra. Önümüzdeki dönemde temaslar nasıl şekillenir sizce? Şu anki tabloda ilişkilerin seyrine ilişkin sizin altını çizeceğiniz, vurgulayacağınız noktalar olur mu? Amerika açısından S-400 konusu en önemli sorun olmaya devam ediyor ve Amerika'nın da bu konuda bir esneklik, şu ana kadar bir esneklik göstermediğini görüyoruz. Eğer bu konuda Türkiye tarafından bir hareketlenme olursa, bunun karşılığında büyük ihtimalle diğer konularda bir diyalog başlayabilir şeklinde bir görüntü var. Girit modeli dahil olmak üzere Amerika şu ana kadar Türkiye'nin
savlarına açıkçası pek sıcak bakmıyor. Görüntü o. Tabii şeyi bilemiyoruz. Arka planda yapılan görüşmelerde bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığı konusunda onu bilemeyiz. Onu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görebileceğiz. Evet Bülent Bey, burada bir de Avrupa Birliği faktörü de karşımıza çıkıyor. Uluslararası ilişkilerde bir de Avrupa Birliği'ni denkleme katacak olursak bu ay önemli bir zirve var. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve Amerika ile Avrupa Birliği'nin de koordineli bir şekilde uluslararası ilişkiler politikalarını şekillendirme eğiliminde olduklarını biliyoruz. Burada yaklaşımlarının Türkiye'ye aynı olabileceği düşüncesi de çıkıyor karşımıza aslında. Zirvede alınacak kararlar hakkında bir fikriniz var mıdır? Yaptırımlar bu zirvede gündeme gelebilir mi? Ciddi yaptırımlar ve Amerika'nın herhangi bir yönlendirmesi, dahiliyeti söz konusu olabilir mi? Neler söylersiniz? Amerika Birleşik Devletleri için Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ilişkilerin olumluya gitmesi çok önemli bir gösterge. Bunu yadsıyamayız. Zira Amerika için de Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ile olan tamir süreci dış politikada çok çok önemli bir yeri tutuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda Avrupa Birliği ile yaptığı görüşmeler, İngiltere'de dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri ile yaptığı olumlu görüşmeler, aynı zamanda Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki tamirat süreciyle eşdeğer bir olumlu gösterge. Bu tabii yadsınamayacak bir gerçek. Aynı zamanda Avrupa Birliği Türkiye için çok önemli bir ticari partner, bir ortak. O açıdan da olumlu bakılıyor. Dediğim gibi S-400 noktası Amerika'nın şu anda yani esnek olmadığı bir alan. Joe Biden kırmızı çizgi ifadesini hiçbir zaman sevmiyor. Bundan hep uzak durmaya çalışıyor. Ama neredeyse o noktada olan bir hadiseden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi ilişkiler Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerin daha olumluya gitmesiyle birlikte daha iyi bir platforma doğru evrilecektir gibi gözüküyor. Evet, Bülent Bey çok teşekkür ediyoruz Amerika'dan aktardıklarınız, değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, araştırmacı akademisyen Doktor Bülent Yavuz bizlerle beraberdi. Florida'dan bağlandı yayınımıza ve süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Ama bir de piyasalara tekrar göz atalım, açılışın yönünü yorumlayalım ve ekranlarınıza ilk olarak ABD endeksleri gelecek. Nasdaq negatif ayrışıyor. Birkaç dakika öncesine göre farklı olarak Nasdaq'ın yönünün aşağıya çevrildiğini belirtelim ve %0,26 ile satış var. O tarafta 12.618,63 puan seviyelerini görüyoruz. Dow Jones'da ise yükseliş sürüyor. %1,24 oranında prim var. 31.885,86 puan seviyeleri görülüyor. S&P 500 tarafında %0,70'e yakın bir yükseliş var ve 3.864 puan seviyesinden işlem görüyor. ABD tahvil faizleriyle devam edelim. Buradaki yükseliş de sürüyor. 2 yıllıklar %7,9'la yükselişte ve %0,15'lik bir seviye var. 10 yıllıklarda da %2'nin üstünde bir yükseliş ve seviye ise %1,59'larda. ABD 30 yıllıklara bakacak olursak %0,40'lık bir yükseliş var orada da ve %2,29'lukta bir seviyeden söz edebiliriz. Haritalar geliyor ekranlarınıza. Euro dolar ve pound dolar negatif ayrışmaya devam eden taraflar. Euro dolar karşısında %0,45'le düşüşte 1,18 seviyelerini görüyoruz. Pound ise yine dolar karşısında %0,27'lik bir oranla düşüşte 1,38 seviyeleri de o tarafta kaydediliyor. Dolar endeksinde ise yükseliş sürüyor. %0,38'le ve 92,27 seviyelerini görüyoruz. Dolar yen ve dolar İsviçre frangının yönü de yukarıda kalmaya devam ediyor. Dolar yen tarafında %0,40'lık yükseliş 108,83 seviyelerini görürken dolar İsviçre frangı tarafında %0,40'ın üstünde bir artış ve 0,93 seviyelerini görüyoruz. Kripto paralarla devam edelim.
Evet, burada da alımın sürdüğünü belirtelim. Bitcoin'deki yukarı yönlü hareket sürüyor. %3,96 ile ve 51.100 dolar 55 sentten işlem görüyor anlık olarak Bitcoin. Bitcoin Türk Lirası tarafında da yine yükseliş var. 393.383 Türk Lirası'ndan işlem görüyor o tarafta. Ve Ethereum'a bakalım, bir diğer kripto para. %13'ün üstünde prim ve 1739 dolar 76 sentten de Ethereum an itibarıyla işlem görüyor. Evet değerli izleyenler, böylelikle noktalıyoruz Stüdyo New York'u. Bizimle araştırmacı, akademisyen Doktor Bülent Yavuz beraberdi ve kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından dünya halleriyle Ali Dermenci sizlerle.